Saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 16. orucunu tuttuğumuz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın milletimiz, ülkemiz, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan'ın ruh dünyamızı saran manevi iklimini hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Hemen her hanede kurulan iftar sofraları, sahurlar bu mübarek ayın nişanesi olarak bizleri birbirimize çok daha farklı bir şekilde bağlıyor. Bu sofralar hepimizin 85 milyonun birlik ve beraberliğinin şahididir. Bir kelamı kibarda muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl der. Acıyı, tatlıyı, varlığı ve yokluğu paylaştığımız bu mübarek sofralar kurulduğu müddetçe Allah'ın izniyle yarınlarımız da aydınlıktır. Rabbim ülkemize bu sofraların eksikliğini göstermesin diyorum. İftar sofranızı bizimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün burada sağlık teşkilatımızın hemen her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla bir aradayız. Yöneticilerimizin ve hekimlerimizin yanı sıra hemşirelerimizle, sağlık memurlarımız, teknisyenlerimiz, emekçilerimizle aynı gönül sofrasında bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Buradan sizlerin vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm sağlık personelimize selamlarımı gönderiyorum. Vazife sırasında şehit düşenler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza, ülkemize ve aziz milletimize sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, son yıllarda milletimizin mücadele azmiyle ülkemizin direnme kapasitesini test eden pek çok sınamadan geçtik. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından dünya ile birlikte biz de olumsuz etkilendik. Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, sağlık hizmetlerine ulaşamayan, istediği halde aşı imkanına erişemeyen insanımız olmadı. Ekonomik bakımdan bizden çok daha zengin ülkelerde özellikle rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. İnsanlığın son asırda karşılaştığı en büyük sağlık krizi denilen bu salgını gerçekten takdire şayan bir organizasyon kabiliyetiyle yönetmeyi başardık. Ardından Rusya-Ukrayna arasında patlak veren ve yayılma riski taşıyan savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Dengeli ve uzlaştırıcı bir politika izleyerek savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Ayrıca attığımız ilave adımlarla sayısız insanın hayatını kurtardık. Düşünebiliyor musunuz? 3 ay gibi bir sürede İstanbul Murat Dilmener Hastanesi'ni ve Pakize Öz Hastanesi'ni Avrupa ve Asya yakalarında olmak üzere gerçekleştirdik. Ve burada her türlü donanım var, ameliyathaneler var ve bu şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Hemen yanı başımızda akan kanın durması için
Çalışmalarımızı Rusya-Ukrayna arasında sürdürüyoruz. Tam önümüzü görmeye, kendimizi toparlamaya başlamışken bu sefer 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 14 milyon insanımızın yaşadığı 11 ilimizde ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu anda aramızda işte o can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Doktor arkadaşlarımız var. Hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar durmadan, usanmadan yine bu mücadeleyi devam ettirdiler. Devam ettiriyorlar ve eşi ölmüş, çocukları ölmüş. Bu halde olmalarına rağmen onlar işte tebabet yemininin gereğini yapmak suretiyle yola yine devam ediyorlar. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kardeşimiz içinde 505'te sağlık personelimiz bulunuyor. Rabbimden hepsine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Milletimizin ve sağlık camiamızın bir kez daha başı sağ olsun diyorum. İftar soframızda asrın felaketine bizzat şahitlik etmiş bu kardeşlerime Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Ve bir niyazım daha var. Onlar şehadet şerbetini içtiler. Ve inanıyorum ki sizler de o şehadet makamında olan yakınlarınızla beraber haşrolunacaksınız. Yaşadığımız afetin, yol açtığı yıkımın büyüklüğünü onlar da çok iyi biliyor. Depremzedelerimizle birlikte orada görevli kamu personelimizde devletimizin ilk günden itibaren gösterdiği olağanüstü çabanın tanığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Ülkemize destek ziyareti yapan yabancı misafirlerimiz de bu gerçeği ikrar ediyor. Arama kurtarmadan yaralılarımızın tedavisine, barınmadan gıda ve yiyecek teminine kadar tüm ihtiyaçlarında mağdurlarımızın yanında olduk, olacağız. Sağlık ordumuz bu süreçte yine en ön safta yer aldı. Deprem anından itibaren 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız, 14 hava ambulansımız, 1426 ambulansımız yanında 16 bine yakın UMKE ve 112 acil sağlık personelimizde insanlarımızın yanındaydık. Yıkıntıların altından çıkartılan yaralılarımızdan 2580'ini hava yoluyla, 49 bine yakınını karayoluyla, 327'sini deniz yoluyla diğer şehirlere sevk ettik. Halen 7731 depremzedemiz yatarak 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar. Toplamda 30.197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Depremzedelerimize verdikleri hizmetler için başta Etlik Şehir Hastanesi olmak üzere tüm hastane personelimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi bizzat şahidiyim biliyorum. Buradan şifa bularak çıkan her kardeşimizin
Allah razı olsun duası en büyük mutluluk kaynağımızdır. Deprem illerimizde başvuran 7,5 milyon afetzede insanımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. Bölgedeki sağlık kadromuzu 32.851 ilave personel görevlendirerek tahkim ettik. Yaralılarımıza özellikle halihazırda 122.316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Bölgedeki 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır. Bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. Sağlam hastanelerimizde hizmete devam ederken 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Ve şimdi de inşallah Kocaeli'nde yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Tarihini belirledik mi? 28. İnşallah o da şöyle burası kadar büyük olmasa da Kocaeli gibi önemli bir yerde artık vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Yeni hastane binalarımızın yapımına da süratle başladık. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları ise milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Elbette hizmet etmek, eser kazandırmak, ülkeniz ve milletiniz için taş üstüne taş koymak öncelikle bir nasip meselesidir. Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf yapar, dedikodu yapar. Bizim yalanlarla, bühtanlarla, aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir. İnşallah yine kaybedecektir. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak, şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız. İşte çatısı altında bulunduğumuz hastane, aynı şekilde Bilkent. Buralar Ankara'mız için çok çok önemli şehir hastanelerimiz oldu. Kardeşlerim, salgında, depremde, afette, hastalıkta milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Sizlerin görevlerinizi hakkıyla yapabilmeniz adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Son 20 yılda hastanelerimizin en modern cihazlarla yenilenmesinden mali ve özlük haklarınızın iyileştirilmesine kadar pek çok adım attık. Sizlerin şartlarını iyileştirerek aynı zamanda vatandaşlarımızın da daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerini temin ettik. Son düzenlemelerle sabit ek ödemeleri artık merkezi yönetim bütçesinden karşılıyoruz. Sağlık personelimize sabit ödeme ile birlikte taban ödeme de tanımladık. Teşvik ek ödemesi de mahsuplaşma olmadan ayrıca ödenmeye başlandı. Sağlıkta şiddeti önlemeye matuf yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Sağlık personeline karşı kasten yaralama suçları tutuklanmaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı. Sağlık personelinin soruşturulması ve özellikle de malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesi uygulamasını ortadan kaldırdık. Kamudan emekli olan doktorlarımızın emekli aylıklarındaki ek ödemeyi de artırdık. Ayrıca ek gösterge düzenlemesiyle farklı hizmet sınıflarına yer alan sağlık personeline 600 puanlık artış sağladık. Fiilen hastanelerde görev yapan son sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyesinde ödeme yapıyoruz. Uzmanlık öğrencilerinin nöbet sayıları, nöbet ertesi izinleri ile ilgili olarak çalışma şartlarını iyileştirdik. Aile hekimleri
ve aile sağlığı çalışanlarımızın da diğer sağlık personelimiz gibi destek ve teşvik ek ödemesi almasını temin ettik. Ayrıca sözleşmeli statüde çalışan personelimize kadro verdik. Gerektiğinde şartları zorlama pahasına sağlık camiamızın beklentilerini karşıladık, sıkıntılarına çözüm ürettik. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi önceki hafta bir müjdemizi milletimizle paylaştık. Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42.500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2.832 sürekli işçiyle 9.059 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız. Felaketin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken her türlü çabayı sergileyeceğiz. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Depremzedelerimizin bizden çok büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Yapımına süratle başladığımız on binlerce deprem konutunun umutları yeniden canlandırdığını görüyoruz. Özellikle yıkıntıların hemen yanında yeşeren bu umutları boşa çıkarmayacağız. Aziz milletimizin hem kendi hem de evlatlarının aydınlık geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha hizmetleri, emekleri ve gayretleri için sizlerin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde vasıl olacağımız Kadir Gecenizi ve bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, bizler de...